24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Nevşehir Valiliği önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunumu yapıldı. Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir tarafından sunulan çelengin hemen ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra ise programlar Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde devam etti. Kutlama programına Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Bahattin Murat Yakın, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Raşit Tosun, JAKEM Komutanı Albay İlyas Uysal, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, okul müdürleri, öğretmen ve çok sayıda öğrenciler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan bu programda ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Şiirlerin okunmasıyla başlayan programda mesleğe yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni düzenlendi. Ardından ise emekli olup göreve veda eden öğretmenlere hediyeler takdim edildi. Eğitimciler ve mesleğin kutsallığı hakkında görüşlerini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir şu açıklamalarda bulundu. İçinden geçtiğimiz salgın günlerinde şahit olduk ki, öğretmenlerimiz şartlar ne olursa olsun edindikleri tecrübeler ve yeni becerilerle her yerde, her şartta mesleğin gereğini layıkıyla yerine getiriyor. Sınıfta gözlerinin içine sevgiyle baktığı öğrencisine ekran başından şefkatle sarılıp yolunu aydınlatabiliyorlar. Ülkemizin geleceğinin inşasına öncülük eden değerli öğretmenlerimiz bu güçlerinin farkında olmalılar. Çünkü onlar 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış, milli ve manevi değerlerimize bağlı ve onları özümseyen gençliğimizi yetiştirmektedirler. Bu yolda aklını ve gönlünü ortaya koymaktadırlar. Gecesini gündüzüne eş tutup öğrenmeye ve öğretmeye azmederek özverisini esirgememektedirler. Öğretmen öğrenciyi geleceğe hazırlayan, öğretilen bilginin faydaya dönüşümünde önemli bir rehberliği üstlenen kişidir. Bir insana emek vermek, onu yetiştirmek bizim mesleğimizin en muhteşem tarafıdır. Değerli öğretmenlerimiz sanmasınlar ki kıymetleri bilinmiyor. Biz onların emeklerinin, emsalsiz sevgilerinin ve fedakarlıklarının farkındayız. Cani gönülden söylüyorum ki yetiştirdikleri öğrenciler ve onların aileleri de harcanan emeğin farkında. Bu mukaddes mesleği tercih edip evlatlarımızın aydınlık yarınları için çalışan öğretmenlerimiz, velilerimize de her konuda yardımcı olarak pek çok gönle dokunmaktadırlar. Her bir öğretmenimize, öğrencilerimiz ve velilerimiz adına da tek tek teşekkür ediyorum. Öğretmen ışıktır bana göre. Kendinizi karanlık bir boyda düşünün. Bu karanlık boyda ilerleyebilmeniz için ihtiyacınız olan yegane şey ışıktır. Dünya da bir boy gibidir. Ozan'ın dediği gibi uzun ince bir yolda ilerleyebilmeniz için ihtiyacınız olan şey size yol gösterecek olan ışıktır. O ışık öğretmendir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, Atatürk ilke ve inkılaplarına, Atatürk ilke ve inkılaplarına, anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine, anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine, sadakatle bağlı kalacağıma, sadakatle bağlı kalacağıma, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine, tarafsızlık ve eşitlik bağlı kalarak uygulayacağıma, bağlı kalarak uygulayacağıma, Türk milletinin, Türk milletinin, milli, milli, ahlaki, ahlaki, insani, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup, koruyup, bunları geliştirmek için çalışacağıma, bunları geliştirmek için çalışacağıma,
insan haklarına, insan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, milli, demokratik, demokratik, layık bir hukuk devleti olan, layık bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, görev ve sorumluluklarımı bilerek bunları davranış halinde göstereceğime, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Fedakarlıkla ifa ettikten sonra 2021 yılında emekli olmuş kıymetli öğretmenlerimize hizmet şeref belgeleri verilecektir. Hizmet şeref belgelerini almak üzere Hüseyin Avni İncekara Fen Lisesi öğretmenlerinden Meryem Günay Lokmacı, 30 Ağustos İlkokulu öğretmenlerinden Salih Ateş'e sahneye davet ediyorum. Öğretmenlerimize belgelerini vermek üzere Valimiz Sayın İnci Sezer Beceli sahneye davet ediyorum. Gerçeği öğrendikçe mutluyum. Dikenli, kıraç topraklarda nasıl yaşanır öğrendim.